yapayım bari ya, ne olur. Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya İnşaat Mühendisleri Odası'nın da desteğiyle Çat Kapı Projesi kapsamında Afet Adres Sormaz adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Çok şükür hayattayım. Çok şükür yaşam devam ediyor. Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi'nde çat kapı girilen sınıflarda göçük altından kurtarılmış bir kişi içeri girerek psikolojisini, hatalarını, yapması gerekenleri ve yapmadıklarını kendi ağzından öğrencilere anlatıyor. Kocaman tavan üzerime çöktü. Oracıkta sıkıştım kaldım. Sessizlik, karanlık, çaresizlik ve korku. Konya'da yaşanabilecek ani bir depreme karşı öğrencilerin bilgilendirildiği tiyatroda tavsiyelerde de bulunuluyor. Sizler de ileride büyüyüp yetişkin bireyler olduğunuz zaman yaşayacağınız evleri seçerken ve alırken binaların, konutların dürüst ve güvenilir inşaat mühendislerinin elinden geçtiğine, bu binaların yapımına imza atan inşaat mühendislerini iş ahlakını ve daha önce yapmış oldukları inşaat işlerini de araştırarak projelerine, şartnamelerine ve yönetmeliklerine uygunluklarına lütfen dikkat edin. Tiyatronun sonunda Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sınıflara girerek öğrencilere afetle ilgili temel bilgiler veriyor. Bizler kim miyiz? Biz AFAD'ız. Bizlerin amacı depreme ve afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak. Beklenmeyen afetlere hazırlıklı olmak. Çat kapı girilen sınıflarda başta ne olduğunu anlamayan öğrenciler oyunun sonunda bilinçli bir afet gönüllüsü oluyor. İlk geldiğinde bayağı korktum. Oyun falan sandım. Sonra anlattıkları harbiden yani yaşayanlar var ve kötü bir his. Tedbir almalıyız. Tedbirleriniz ne olabileceğini öğrendik. Fiziksel tedbirler alabileceğimizi öğrendik. Tedbirsiz. Öyle doğal afetle karşılaşan insanın nasıl bir hale geldiğini öğrendik. Bazı konular hakkında biraz daha bilgi sahibi olduk derslerden ekstra olarak. Neler yaşayabileceğimiz ve neler yaşandıklarını bize gösterdiler. Tedbirleri, önlemleri nasıl alabileceğimizi bize söylediler. Ben olsam depremde herhalde hemen hiç öyle uygulamazdım dediklerinizi. Bu aslında bana bayağı bir katkı sağlayacak. Güzel yani bizi bilgilendirmek amaçlı. Öğrenciler kadar öğretmenler de tiyatroyu ilgiyle takip ediyor. Çat kapı gelinmesi de tabii o da enteresan ama ben etkili olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bilgilendirmeleri daha akılda kalıcı ve güzel oldu tabii ki. Öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve bilgilendirmek açısından çok güzel bir çalışmaydı. Milli Eğitim'e ve emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, projenin amacını şu cümlelerle açıkladı. Birden çocukların haberleri olmadan sınıflara girip bunları, depremleri, afetleri öğrenmek ve bununla ilgili bilgi sahibi olmak adına çocukların ilgisini çekmek için buradayız. Afetin artık yaşam kültürü haline gelmemiz lazım. Yani bizim bir yaşam kültürümüz olmalı, bizim bir parçamız olmalı. Nasıl su içmeyi biliyorsak, öğreniyorsak afetle yaşamayı da öğrenmeliyiz. Ve bizim bir kültürümüz haline gelmeli. Proje kapsamında Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Süleyman Kamil Akın'dan öğrenci ve velilere uyarılar da geldi. Çat kapı girdiğimiz sınıflardaki arkadaşların birçoğu işte kapıları, pencereleri zor örtülüp kapanmaya başlanınca ya binadan sesler gelmeye başlayınca ya da bodrumlarında işte kolonyada kirişlerde çatlaklar görünce bu konuda daha uyanık olacaklar. Ve biz bu tür olayların meydana gelmesinden önce o binaları tahliye edip bir sürü canı kurtaracağız. Esas amacımız gençlerimiz üzerinde bir etki oluşturarak bunu tüm toplum geneline yaymak.